Öğrenbacılar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu bölümde sizlere keçe taban üzerinde uygulamış olduğum sandalet yapım aşamasıyla huzurlarınıza gelmek istedim. İnşallah beğenir, benimle birlikte örersiniz. Çok zevkli, örmesi basit ve kolay, şık bir model. Evet arkadaşlar, kullanmış olduğum yine buğra tabanlıktan 36-37 numara üzerine yapmış olduğum modelim. Kendisine bu adreslerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok ekonomik, örmesi rahat, özellikle kırılma, bürkülme olmuyor. Evet, iletişim numarası da bu şekilde arkadaşlar. Instagram'dan da kendisine ulaşabilirsiniz. Kullanmış olduğum tığım, bu defa demir mil tığ kullandım. 2 numara. Arkasını bantladım. Parmak şu kısımları acıtmasın diye. Evet arkadaşlar, modelimizi tarif etmek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde hazırladım. Evet. Şimdi ören bacılar, şu burun kısmı ortadaki var ya, bakın üçlü. Onun ortasını saymadan, yani ortayı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. boşluğumdan tığımın yardımıyla başladım. Tığımın üzerine alarak 3 defa her bir boşluğu 3 defa doldurdum geldim. Yani bu şekilde ören bacılar. Her bir deliğe, yani üçer tane battım, tığımını üzerine aldım arada zincir çekmeden. Sonra sık iğneme geçtim. Ya Allah ya Bismillah. Bakın biraz yakın olalım. Hemen zincir tepesine batıyorum. Bakın tığımın üzerinde iki tane ipliğim görünüyor. Bildiğimiz normal sık iğne ile doldurdum. Hemen karşı zincirimin tepesine batıp kaydırmalı sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bu sıramız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve bu sıramızı tamamladıktan sonra hemen makasımızla kesiyoruz. Evet. Onu, yani kalan ipimizi daha sonra kaybedeceğiz arkadaşlar. Yine tığımın üzerine ipimi doluyorum. Ve tabanımı elime alıp, bunlar da bu boşluklardan çıkan şeyler arkadaşlar. Evet, bakın bu burun kısmı. Burun kısmından 1, 2, 3. Üçüncü, yani üçüncü trabzanımın tepesine battım. 22 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 22. Yine bu defa sol taraftaki trabzanlarımı sayıyorum. Ortayı saymıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün tepesindeki, trabzanımın tepesindeki zincirime batıyorum. Ve bir daha onun yanındaki zincirime battım. Evet. Battıktan sonra arkadaşlar 25 tane sık iğne dolduralım. Bu şekilde. Sayalım. 1, 2, 3. Bu şekilde 25 tane zincir doldurup gelelim arkadaşlar, sık iğne olarak.
Evet arkadaşlar, 25 tane sık iğnemizi doldurduktan sonra hemen dibe batmıyoruz. Onun yanındaki zincir tepemize batıyoruz. Ve hemen vakit kaybetmeden aradaki ipimizi yok edelim. Evet. Battık. Bir daha batıyoruz arkadaşlar ve geri döndük. Bakın. Bu köşelerdeki dönmelere dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bu dip kısmına batmayalım. Onun yanındakine batalım. Hemen dip kısma batarsak arttırma olur. Bu şekilde bu sıramızı da böyle sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın her bir zincir tepelerine sık iğne yapıyorum. Evet. Bu sırayı da buraya kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sık iğnemizi de tamamlayıp geldik. Bakın aynı yere batmıyorum. Hemen onun yanındaki boşluğa battım. Battığımla birlikte 1 2 3 ve 4 12 zincir 1 11 12 12 zincirimizi de çektikten sonra hemen şuradan başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. zincirimin tepesine batıp 10 tane sık iğne yapacağım. 2 bakın 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar 12 zincir 1 2 3 4 5 11 12 Evet arkadaşlar, bakın ilk şurası değil, 1 2 3 dördüncüye ilmeğime battım. Tekrar hemen onun yanındakine de battım. Dönderdim. Buraya da 13 tane sık iğne yapacağız. 13 tane sık iğne yaptıktan sonra bu ortadaki 10 tane sık iğnemizi kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. 10 tane sık iğnemizi de yaptıktan sonra tekrar buraya 10 tane 13 tane sık iğne yapacağız. Burada ne yaptıysak aynısını da burada, sadece ortayı takip edeceğiz arkadaşlar. Sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 13 sık iğnemizi de yaptık. Baktık, bakın aynı yere değil, onun yanındakine battım. Battığımla birlikte 1 2 3 ve 4. Şimdi 13 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13. Evet. Bakın 13 tane zincirimizi çektikten sonra 10 tane sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar. Onu devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 13 tane zincir çektik. Ortadaki sık iğnemizi 10 taneye de yapacağız. 10 tane sık iğnemizden sonra tekrar 13 zincir çekip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 13 zincirimizi de çektik. Bakın 1 2 3 4 dördüncü ilmeğime battım.
Tekrar yanındakine battım. Geri döndüm. Bu defa da 14 tane sık iğne dolduracağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Yine 10 tane olan sık iğnemize geldik. Oraya da 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 10 tane sık iğnemizden sonra arkadaşlar tekrar buraya 14 tane, burada ne yapmışsak buradaki işlemi de 14 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 14 tane sık iğnemizi de tamamladık. Hemen dibi değil, onun yanındakine battım. Bir daha batıyorum. Hiç zincir çekmeden köşelere dikkat edelim arkadaşlar. Bakın buraya değil. Buraya batarsak artma olur. Hemen onun yanındaki ilmeğime batıp diğer sıradaki uyguladığım modelime devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sandaletimizin yapım aşamaları. Bakın biraz daha yakın göstermek istiyorum arkadaşlar. Zincirlerin tepelerine batıyorum. Bakın. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Bu sırayı tamamladıktan sonra dördüncü ilmeğimize batıyoruz ve 14 zincir çekip yine şu ortadaki 10 tane sık iğnemizi de tamamlıyoruz. Yine 14 zincir çekip köşeye gelip dönüp tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Aynı işlem arkadaşlar, hiç değişmiyor. Bu sırada ve ikinci sıramızda da yaptığımız şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, tamamladık. Bakın 1 2 3 4. Yalnız ben şu ikinci sırada arkadaşlar, üçüncü sırada galiba ikinci sık iğne yapmayı unutmuşum. Onu da tamamladım. Evet arkadaşlar, hemen ne yapıyoruz? İpimizi saklıyoruz. Yani görüntüsünü kaybedeceğiz. Ne kadar sağlam yaparsak, çünkü ayakta olduğu için sürekli hareketli olacak. Ne kadar sağlam yaparsak bizim için o kadar iyidir. İpimizi de keselim. Evet, bakın. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Modelimizin şu kısmına geldik. Evet. İpimizi tığımıza takalım. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4. Dördüncünün tepesine ipimizi sabitleyelim. Ve 3 zincir çekelim. 1 2 3. Görmüş olduğunuz gibi tabanımı büküyorum arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Bakın, ne bükülme, ne bir kırık bir iz var. Hiçbir şey yok. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın, aynı yere değil, onun yanındakine batıp trabzan yapıyorum. 3 tane. 2 zincir çektim. Biraz yakınlaşalım. Bakın, bir boşluk bıraktım. İkinci zincir tepeme battım. 1 2 ve 3. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın,
aynı yer değil arkadaşlar. Yakın yapıyorum ki net anlaşılsın diye. Bir boşluk bıraktım. İkinci zincir tepesine batıp 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bölümde, yani bu tarafta modelimizin topuk kısmı, arka kısmı. Bakın. Evet. 2 zincir, bir boşluk, ikinci zincir tepesine batıp 3 tane ayrı ayrı zincir tepelerine trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dönüp geliyoruz ta ki başladığımız hizaya kadar yapıp gelirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, döndük ve bakın aynı hizaya geldik. Şimdi yine modelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Geri döndüm. Tığımın üzerine aldım. Bakın boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2 ve 3. Kullanmış olduğum ipim de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi simli ip, klasik fantazi ip. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde döngel yaparak, yani git gel yaparak bu şekilde, bakın ikinci sıradayız. 1, 2. Bu şekilde 6 sıra öreceğiz. 6 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bakın. İlk başladığım noktadan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıraya geldiğimizde bu şeritlerimizi oluşturacağız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 6 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar, 6 sıramızı da yaptık ve 20 zincir çektik. Hemen 10 tane sık iğne yapmıştık ya, hemen onun hizasından sayıp 1, 2, 3, 4. zincir tepemize batıp 4 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde. Tekrar 20 zincir. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 14, 15, 16, 21 oldu. Evet. Hemen yine modelimizin şu uç kısmına batıyoruz. Kaydırmalı sık iğne ile 1, 2, 3 zincir çekip yine boşluğumuza batıp karelerimizi devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, bakın. Dönüp dolaşacağız ve buraya geldiğimizde arkadaşlar 23 tane sık iğne yapacağız. Yani modelimizin şu kısmı arkadaşlar. 23 tane sık iğne yapacağız ve araya da yine sık iğne yapacağız. Yine 23 tane sık iğnemizi tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu taraftaki püf noktayı sizlere söylemek istiyorum. Şu kısımları, kare yani küplerimizi 6 sıra demiştim. Çok özür diliyorum. 7 sıra yapacağız arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar. Siz
Bu sıraya geldiğinizde ayağınıza giyin. Bu zincir sayısı ayağınıza göre ölçerek yapın. Ben 20 zincir çekip 23 tane sık iğne dolduracağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu bölüme geldiğimizde yine 20 zincir çektiğimiz zaman sol taraftakine ayağınıza bir giyin arkadaşlar. Deneyin. Kendi ayak ölçünüze göre zincirinizi ayarlayın. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine bağlayacağız. Yine modelimize, küplerimize devam edeceğiz ve sık iğnemizi doldurup geleceğiz. Sık iğnemizi doldurup gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramızı döndük. Yani küplerimizi yapmaya devam ettik. Ve son sık iğnemizi de tamamladık. Döndük ve sıra sonumuza da gelmiş olduk. Şimdi şu uç kısımları yapacağız arkadaşlar. Hemen boşluğa batıp kaydırmalı sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın hemen arkadaki boşluğa battım. Yine bir boş battım. Ve bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Boşluğa battım. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Bakın buraya değil. Şu arkadaki boşluğa battım. Yine aynı boşluğa battım. Ve bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Yine önümdeki boşluğa batıp 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın şu boşluğa batıyorum. Yine aynı boşluğuma batıp bir zincir çektim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimizin son aşama noktasındayız. Evet, görmüş olduğunuz gibi buraya kadar yapalım ve ipimizi koparıp saklayalım. Evet, ben de çiçeğimi takıp gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer işini de tamamladık ve geldik. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık, zarif ve güzel bir modelimiz oldu. Evet arkadaşlar, elimden geldiği kadar sizlere tüm detaylarını göstermek istedim. Ufak tefek hatalarım olmuşsa kusuruma bakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun istek üzerine model yapmamı istiyorsunuz. Elimden geldiğince onlara da yer vereceğim arkadaşlar. Beklemeye de kalın diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Şen kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ören bacıyla kalın.